Selamünaleyküm değerli izleyiciler. Bugün sizlerle farklı bir konuyu işleyeceğiz. İyilik hareketini konuşacağız, Deniz Fener'le konuşacağız. Hamit Baycan, Sayın Başkanımız, Sayın İlksever, değerli büyüğümüz. Kendisi 70 yaşında ama gönlü 18 yaşında gibi genç. Biz de İstanbul'dan çıktık geldik, deprem bölgesindeyiz. Hamit Bey'le birlikte olacağız. Onunla ilgili iyilik hareketini konuşacağız. Biz şimdi mikrofonu kendisine soru cevap şeklinde kendisine bırakmak istiyoruz. Sayın Başkanım hoş geldiniz, sefa geldiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun Mehmet Bey. Çok anlamlı hareketçiye iyilikte bulunuyorsunuz, yardımlarda bulunuyorsunuz. Hamdolsun. Onunla ilgili bugün düşüncelerinizi almak istiyoruz. Önce sizi kısaca bir tanıyalım isterseniz. 26 yıl öncesine dayanıyor. Deniz Feneri Derneği'nin gönüllülüğü. Trabzon ili Arak Lisesi Yeşilyurt Beldesi'nin kurucu belediye başkanlığını 1993 yılında son günde 93 yılının son gününde efendim belediye oluşumuz Bakanlar Kurulu'nca kabul edildi. 27 Mart 1994 yılında hasbelkader Arak ilçemizin ilk beldesinin kurucu belediye başkanı seçildik. Tabii bundan önce daha önce de 21 yıllık bir kamu görevimiz var. Köy Hizmetleri Teşkilatı başlangıcı YSE 1975 yılına dayanıyor. Efendim daha sonra da 93 yılında tabii ki kendi doğduğum beldem köyüm belde olunca bu sefer oradan davet geldi. Biz de hasbelkader görevimizi bırakarak belediye başkanlığına seçildik. Konumuz tabii Deniz Feneri. 20. yüzyılın sonu, 21. yüzyılın başı ve iyilik hareketi. Tabii biz o günkü şartlarda kimsesizlerin kimsesi diye adlandırılan bir dernekti. Ben orada Ramazan abi soyadı aklıma gelmiyor. Onun gözyaşları beni çok etkilemiş idi. Ramazan abimiz hala yaşıyor. Allah sağlığını versin. Tabii gönüllülüğü devam edip etmediğini net olarak bilemiyorum ama İstanbul'da olduğunu, zaman zaman dernekte arkadaşlarıyla buluştuğunu ve ziyaretlerde bulunduğunu öğreniyoruz. Allah dileğim Rabbim daha nice güzel ömürler nasip eylesin. Şimdi efendim tabii ki 6 Şubat depremi. Ben felaket diyemiyorum. Niçin? Yüce Rabbimiz görüyorum. Yani kendi fikrim olarak düşünüyorum. Doğal afet oldu. Tabii bu afette Türkiye'mizin çok geniş bir coğrafyası, 10 ilimiz ve coğrafya üzerinden hesaplarsak zannediyorum 6'da biri, yaklaşık 15 milyon insanımız bu afetten etkilendi. Birçok kaybımız oldu. 50 bine yakın bir vefat var. Tabii binlerce bunun yanında yine yaralımız var, gazimiz var. Tabii Allah bilir ama bunlar mertebesi bunların inşallah şehitlik mertebesine ermişlerdir. Bunun için ben bu afetin ilk gününden, ilk saatinden beri bir an önce ne zaman ben deprem bölgesine gidebilirim? Burada ne kadar depremzedelere katkı yapabilirim? Hep bunun hayaliyle yattım, kalktım. Uykularım kaçtı ve 18. yüzyılın üzerine arkadaşlar sağ olsunlar İstanbul efendim il başkanımız veya şube başkanımız İsmail Selim hocamın daveti ve buradaki arkadaşların da bizi ona tanıtması, Durmuş Ali Yıldız Bey'in başta olmak üzere Recep Koçak, eski dostlar, eski görevliler. Efendim biz burada bir bayan kardeşimizi alarak, bayan gönüllümüzü Trabzon'dan, Beşikdüzü'nden İknur Köse kardeşimizi de alarak Kahramanmaraş'a geldik.
Kahramanmaraş'a ilk gelişimizde bizden muhtemelen bir hafta gibi önce lojistik merkezimizin açıldığını, lojistik merkezimizin Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi sanayi bölgesinde açıldığını, mevcut mekanımızda zaten orası, burası. Biz çok yönlü bir katkı yapmak niyetindeyiz efendim depremzedelerimize. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet. Evet. Burada gönüllü arkadaşlarımız da, görevli arkadaşlarımız da birebir yaklaşık bir 20 saat gibi özellikle ihtiyaçları olan efendim birinci öncelikte kıyafet, gıda, temizlik malzemesi gibi temel maddeleri efendim küçük çapta eşya da verme durumumuz oluyor. Artı bunun yanında tabii mahalle ve ilçe programları düzenleniyor. Muhtarlarımızla, belediye başkanlarımızla birebir vatandaşın dağıtımımızı köylere kadar götürmüş oluyoruz. Arkadaşlara bir uyum içerisinde İslam coğrafyasından çok sayıda gönüllülerimiz bize katılım yaptılar. Çok memnuniyet verici bir şey. Yani Somali'den, efendim Endonezya'dan, Suriye'den, İran'dan, pardon İran'ı yanlış söyledim, İran'dan görmedim. İran'dan da buradan bir çağrı olur. Var İnşallah ama onlar da harekete geçer. İranlı onlar da gelsinler, onlar da bizim kardeşimiz. Ve burada bir huzur içerisinde bir yetimi, bir yoksulu, bir depremzedeyi burada sevindirmek çok güzel bir duygu. Biz tabii mutlu oluyoruz. Yani ne kadar katkı yapabiliyoruz, ne kadar daha yapabiliriz, bunun için mücadele ediyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla, karınca kaderince faydalı olmaya çalışıyoruz. Kayıt yapıyoruz. Öncelikli olarak gelen zedelerimizi kaydediyoruz. Ondan sonra randevu usulüyle efendim onlara sıra veriyoruz. Onlar çağrı yaptığımız zaman geliyorlar, ihtiyaçlarını karşılayıp efendim yuvalarına dönüyorlar. Ama burada sevindirici olan devlet millet el ele bu yaraları sararak efendim depremzedelerimizin hayatlarını iyileştirmesinde çok büyük bir gayret olduğunu görüyorum. Yani başta İHA, efendim Deniz Feneri, ondan sonra bu Diyanet Vakfımız gibi, Kızılay gibi kuruluşlarımız, birimlerimiz teyakkuz halinde. Herkes görevinin başında elinden geldiği kadar katkı yapmaya devam ediyor. Bundan da tabii mutluluk diyoruz. Devletimizin birimleri her daim koordineli olarak birbirleriyle istişare halinde, valilikler, kaymakamlıklar, belediye başkanlıklarımız titiz olarak bu işe efendim emek veriyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar arkadaşlarımızla emeğimizi harcıyoruz. Rabbim mahcup eylemesin. Şimdi burada çok kısa bir şekilde ne ihtiyaçlar var? Yani insanlar veya yardım ederken nereye şimdi gitsinler? Şimdi buradan gördüğümüz kadarıyla tabii ki depremzedelerimizin %100 denecek kadar giysileri, kıyafetleri tabii ki deprem enkazında kaldı, enkaz altında kaldı. Zaten kendilerini zor kurtardılar. Bizim de hamdolsun önceliğimiz, yani dernek olarak, Deniz Feneri olarak önceliğimiz ne oluyor? Kıyafet oluyor. Ondan sonra ne yapacağız? Zaten çadırları yüksek oranda barınma yerleri vardır. Ondan sonra da ne oluyor? İşte yatak, biz de hasbelkader yani beyaz eşyanın dışında diğer ihtiyaçları da karşılamakta karşılayabiliyoruz. Temizlik malzemesi artı önemli tabii. Hijyen malzemesi çok önemli ve içme suyu. Şimdi Hamit Başkanım aynı zamanda gönüllüsünüz. Evet. Ve Trabzon'dan buraya geldiniz. Evet. Kaç yaşındayız bir de yani sizin yaşlarınızda derler ya git emekliliğini yaşa. Yani sonuçta kararınız dağlarından kalkıp yaş gelme. Sorulmaz ama ben hamdolsun 15 Mayıs'ta
15 Mayıs'ta 70 yaşına gidiyor. Maşallah 70 evet. yaşında ve iyilik hareketine katılmışsınız. Allah razı olsun. Dolayısıyla bu gönüllülük olarak herhalde hizmet ediyorsunuz. Evet efendim. Gönüllülük hareketiyle ilgili ne demek istersiniz yani? Şimdi ben bütün emeklileri, özellikle işsiz insanları, tabii ki ekmek davası, ben derneğimizin efendim Deniz Feneri'nin faaliyetlerine katkı yapmalarını bekliyorum. Onlara çağrım budur. Gelin buyurun, gönüllü olun. Öğrencilerimiz efendim bir her ailede mutlak bir insan müsaittir. Yani öğrencidir veya hani işi aksatmaz. Yani ailenin diyelim yaşamı onları onu çok etkilemez. Ben herkesi göreve davet ediyorum. Deniz Feneri'mize gelsinler, buyursunlar. Birlikte çalışalım. İyilik hareketine katkı yapalım. Allah razı olsun. İyilik hareketine katkı yapalım dediniz de burada bir ifade ortaya çıkıyor da bu iyilik hareketinde 70 yaşındasınız ve 26 yıldır bu hareketin içerisindesiniz. Sizi evet. böyle anılarınız, hatıralarınız, sizi böyle enerjinizi artıracak mutlaka geçmişte yaşadıklarınız vardır. Yani şimdi sürpriz... Peki insanların doğası, sevinci, bununla ilgili hiç unutamadığınız bir anınızı paylaşıyor. Ahmet Bey, sürprizler çok oldu. Biz şimdi bir ailenin sosyal incelemesinin yapmak adına yola çıktığımız zaman acaba nedir, acaba kimdir, nedir? Ama o aileyi yokuş başında bir aileyle muhatap olduk. Yokuşbaşı Sürmene ilçemizin, Trabzon ilimizin Sürmene ilçesinin yokuş başında gittik ki bir yatalak ana efendim, bir felçli baba ve onun yanında bir engelli aile ve bir tane de onların kardeşleri normal. Biz orada artık gözyaşımızı tutamadık ve onların sosyal inceleme formunu düzenleyip zamanın müdürü, zamanın görevlisi Yusuf Baykal hocama hemen oradan telefonla ulaşarak bunun işlemlerini hızlandırdık ve o ailemizi hemen oradan o komdan, yani o kapısı, bacası, penceresi olmayan, sadece çatısı damlayan efendim evden alarak Sürmene merkezimize indirdik. Ben oradaki mutluluk beni çok etkiledi ve o gece sabaha kadar uyuyamadım ve biraz eksiklerimi düzeltmeye çalıştım ve Rabbime şükreyledim. Hamd eyledim. O gece zikir yapmak nasip oldu. Birkaç tane vardı. Özellikle bu beni çok etkiledi. Eyvallah. Evet. Rabbim güzellikleriniz anlamlı çalışmalarınız daim olsun. Amin. Bir de diyoruz ki şey var. Buradan ben bakıyorum da deprem bölgesinde Türkiye'nin her tarafından insanlar var. Değişik değişik. Bir de bu harekette yer almak, Türkiye'nin her tarafına gidiyorsunuz. Hayatımıza ya da farkındalık katmıştır değil mi? Şimdi efendim tabii Deniz Feneri farklı bir kuruluş. Yani Deniz Feneri bugün birçok yabancı devletin, İslam ülkesinin efendim dernekleriyle bağlantılı olarak müşterek çalışıyor. Zaten bu iyilik hareketine katkı yapılmasa biz burada ne yaparız? Biz ne kadar başarılı oluruz? Tabii ki Deniz Feneri'ne yapılan katkılar %100 yerini buluyor. Herkes emin olsun, kendini güvende hissetsin. Çünkü bu dernek, bu Deniz Feneri çok farklı bir kuruluş. Merak edenler buyursun, gelsinler, çalışmalarımızı izlesinler. Yer mekan belirtmeksizin bir yerde bir çağrı varsa, bir iyilik varsa oraya koşuyorsunuz. Evet efendim. İhbarını aldığımız... Neresi olursa olsun. Bu yaşınıza rağmen, 70 yaşına rağmen. Evet efendim, şükürler olsun. Bir de bakıyorum kaç gündür buralardasınız yani. Hamdolsun, 11 gün oldu. Bugün sizin deprem bölgesini en çok etkileyen burada aileler falan geliyor, çocuklar geliyor. Şimdi tabii ki burada en çok önemli olan çocuğunu kaybeden, babasını kaybeden derken babasından deprem afet babasından çocuğuna ayıran bir tabii afet olduğu için ondan çok etkileniyoruz ve o insanların psikolojisi zaten kendini gösteriyor ve hala çok dikkatimi çeken bir konu var. Hala birçok insan o depremin şokunu yaşıyor, telefon numarasını unutuyor. Telefonum yok diyor, telefonum enkazda kaldı diyor. Bir yakının telefon numarasını veriyor. Bu da çok farklı bir şey tabii. Evet. Sayın Başkanım, son iki sorudan biri. STK'lar da çok önemli. Deniz Feneri gibi STK'lar.
sivil evet. toplum kuruluşlar devletle birlikte ortak hareket etmesi çok önemli. Şimdi efendim tabii ki burada çatlak sesler çıkıyor. Siyaset asla yapmak istemeyiz. Biz derneğimiz olarak siyaset üstüyüz. Ancak tabii ki burada karalama politikaları var. Ben bunlara asla ve asla katılmıyorum. Buyursunlar gelsinler. Deniz Feneri'nin ne yaptığını, hangi şartlarda efendim kimlere katkı yaptığını gelsinler görsünler. Bu uyum zaten çok önemli. Yani yardım kuruluşlarının AFAD başkanlığına bağlı olması artı valiliklerle koordineli olması çok daha düzenli, çok daha sistemli. Bizim bütün kayıtlarımız resmidir. Biz resmi kayıt yapıyoruz. Bize giren malzeme bellidir. Çıkan malzeme kayıt altındadır. Ve herkes rahat olsun. Diğer kuruluşları çok iyi takip etmemekle birlikte zannediyorum onlar da düzenli çalışıyorlar. Başkanım evet. çok sağ olun, var olun. Sizler de sağ olun. Buradan tekrar toparlayıcı olması adına söylemek istediğini, aktarmak istediğini son sözü. Ben bütün insanlığı, bütün insanlığı iyilik hareketine katkı yapmayı yapmak için onlara çağrıda bulunuyorum. Ben böyle bir afetin Yüce Rabbim bir kere daha bize yaşatmamasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Bu mübarek kandil gecesi bütün İslam aleminin kandilini tebrik ediyorum. Rabbim hayırlara vesile eylesin. Bunun dışında bütün aleme de selamlar, saygılar gönderiyorum. Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Deniz Feneri'nin lojistik merkezinden herkese saygılar sunuyorum. Sizlerin de bize zaman ayırmanızdan dolayı sizlere de teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günleriniz daim olsun. Sağ olun efendim. Hepinizin teşekkürler. Sağ olun.